Merhaba Herkese akşamlar Halk Yayıyor, günlük grafik. Eee Halk gayrim, Gayrimenkul geçen haftalarda da e, videosunu yaptım galiba. Geçen hafta cuma yaptım gene. 11 12. Şurada desteğinde sürmeye devam ediyor. Yani hafif hafif bir kırıyor aşağı ama çok hafif. Yani bir iki kuruş çok bir kırılım sayılmaz. Ama bu 3.59 civarlarında dönmeye devam ediyor hala. Şimdi şöyle bir şunları bir temizleyelim ya da bir anlatayım önce ondan sonra temizleyeyim. Yani bir yatay alan ihtimali var. Dı. Hala var. Sürüyor. Halk o da. Aşağıda 359 destek olarak e, önemli. Hani şu anda 356'da kapattı. Tekrar söylüyorum. Bir önemi yok yani. 2-3 kuruşlara falan çok takılmayın öyle. E, %25'lik alanlar var. Dönüş alanları olma ihtimali var. Yatay alanlardan çıkışta. E, onun için çizmiştim bunları. Hatırlatayım tekrar. Yani aşağı salarsa e, 340'tan bir tepki verme ihtimali olur. E, vermezse 3.18 civarı büyük bir destek alanı. Yukarı kırarsa ki şu anda aşağıda ama e, 4.26'ın kırımında 4.41 e, bir yine dönüş alanı olabilir. E, yani formasyona da dayalı. Yukarıda kırarsa da 4.82 bir önceki zirvesi oluyor zaten. Şimdi hatırlatayım. Genel anlamda e, şöyle göstereyim. Majör trendi şöyle, yani bir yıllık trendi e, nereden geçiyor? İşte 15, pardon özür dilerim, 19 Şubat itibariyle yani bugün itibariyle 2.92'den geçiyor. Bu da en kötü halde e, destek olması beklenen bir alan. Tabii e, şey de oraya çok yakın, 200 gün ortalaması da oraya zaten hala hazırda çok yakın duruyor hala. Hareket yatay, e, yataylığını koruyor. Tüm ortalamaların altında olması kötü, iyi değil. Yani kısa 5 gün, 20 gün, hatta burada koysak 8 günün bile çok büyük ihtimal altındadır. Ya da iç içedir. İşte o da e, tabii 363'te. Işte. Yani bu e, göz, işte en kısaların altında olduğunuz zaman bu zaten e, bir düşüş trendinde olduğunuzu doğrulayan bir veri oluyor aslında. E, dolayısıyla yani altına ilk indiği gün 5 e, günün 3 veya 4 Şubat. Şubat ayını çok verimli geçirdiği söylenemez. Yani halk yayıyor aşağı salımla devam ettiğini rahatlıkla söyleriz. Aresay'da Mekti'yi de zaten kendi ortalamalarının onlar da altında aşağı yönlü bir harekete devamını gösteriyorlar. İyi olan şey şu. Dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi grafikte. Ne zaman şu şeyi biraz kırsa hafiften kırılım demiyorum da yani etrafında biraz bir tık altına düşse 3.59'un satıcının iştahı geçiyor yani. Satıcı çok fazla artık işleme girmeye yanaşmıyor. Bu olumlu adlandırılabilecek bir şey. Demek ki e, bir sınırı var işleme girenlerin. Yani o fiyatın altında çok hevesli değiller. Hisseden kurtulmaya çalışmıyorlar gibi bir intiba bende uyandırıyor. E, başkası buna yormayabilir. E, o ayrı konu. Ben böyle bir yorum getiriyorum. 50 günde 3.62'de artık hepsi iç içe. Bütün ortalamaların. O yüzden tedirgin bir yerde yani halk yayıyor. Yani pazartesi için atıyorum. Umarım olmaz tabii hiçbir zaman öyle bir şey. Onu söyleyeyim. Ama biraz satıcılar ya yeter artık. Kardeşim bekliyorum bekliyorum bu iş olmuyor falan dese biraz böyle niyetlerini bozmaya başlasa e o zaman daha tehlikeli bir şey olur. Bütün ortamlarda aşağı doğru bir daha ayrılmaya başlar. Net bir düşüş trendinde onaylar. Yani burada şöyle de bir trend çizmek mümkün. Yani çizebilirsiniz veya doğrudan hani şöyle bir trend kovalacağınıza benim size e, yani bir tavsiye de, olarak da alabilirsiniz bir sorun değil bir tavsiye almanız 3 6, 70 üstünde kapanışlar kovalamak önemli yani tekrar 3, 70 üstüne çıkıyorsa ve kapatabiliyorsa bakın orada kapatabiliyorsa gün içi gelir gider o beni hiç ilgilendirmez İstiyorsa gün içi 420'ye gelsin hiçbir sakıncası yok o başka bir şey gerçi o kadar bir marj yok e, hareket edemez ama misalen söylüyorum yani ama kapanışı gelsin Tekrar 3.60'da e, yapsın. Hiçbir değeri, hiçbir kıymeti yok. Onun için 3.70'i doğrudan kovalamak lazım. 3.70 üstünde gelecek kapanışlar tekrar yukarı yönlü hareketleri başlatabilir. Çünkü e, şimdi bu şöyle söyleyebilirim. Bu bütün ortalamanın iççi olması iyi bir şey değildir. Yani uzun zaman süren bir yatayla bir isteksizliğe de işaret eder bir taraftan. Ama yukarı hareket başlattığı zaman hisseler tekrar e, bir yukarı heveslendiği zaman yine bu bütün ortamlar iç içe olduğu için birbirlerini en kısanın hepsini alttan kesmesi çok kolay olur. E bu da hep söylüyorum yani global anlamda 5-20 crossları önemlidir. Bir miktar yani uzun sürecek bir şey işaret etmezler tamam ona hem fikrim yani her zaman 5-20 kesil kesişimi olduğu diye uzun süren bir trend alınmaz oradan. Tamam artık gidiyor 4 liraya, 5 liraya, 6 lira böyle bir şey söyleyemezsiniz. Fakat en azından kısa da sürse belki 3 gün, 4 gün, bir hafta da sürse bir miktar yukarı hareketi geldiğini e, haber edebilir. O da hissede yatay alanın içinde en kötü şartta kalacağının habercisi olabilir. Bunun dışında çok söylenecek bir şey yok halk gayrimenkul için. Yani e, şeylerimiz belli. Burada kurulabilecek stratejiler de 3 aşağı 5 yukarı belli oldu artık. 50 e, günü kırması bir taraftan yani bunu tam dediğim gibi bir kırılım saymak, çok acelecilik olur henüz 50 günü. Öyle bir mumla işte bir 3-5 kuruş altına indi diye hemen kırılım sayamazsınız. Ama hani kırıp da altına doğru sarkması biraz daha sarkarsa çok hoş bir şey değildir teknik analiz bakımından. Daha önce kırdı mı? Kırdı. Trendine doğru düzeltti. Her zaman trendine doğru bir düzeltme yapıp tekrar yukarı gitti. Bunu da göz önünde bulundurun. Onun için şu kırmızıyı özellikle yani şu majör trendi ki bir yıllık aşağı yukarı 16 Mart'tan 15 Mart'tan gelen bir trendtir. Onu kaldırmama sebebim de biraz bu. Yani olur ya işler biraz daha kötüye girer. Alttaki bütün kısa destekler kırılırsa en son bakılacak yer olduğu için bu 2.92 2.93 artık hani oraya bir gidiş olursa hangi gün nerede çünkü o her gün yükseliyor. Nerede yakalarsa onun için e, bunu da e, kaldırmadım tabi kırılırsa 200 gün var altında da. Yukarı yönlü kırılımlarda yukarıda 2618'de 523 e, duruyor hala. Oraya bir e, gitme bir gitmeyi bırakın. Bir mail etmedi bile. Denemedi bile uzun zamandır. Yalnız halk GYO da çok enteresan. E, şöyle enteresan duruyor, duruyor. Bir yukarı yönlü en azından düzeltme gibi bir hareket bile yapsa. Ee, çok iyi bir marjı var. Yani 3.60'tan 4 lira 20 lira kadar böyle hızlıca geliyor bir de. 2-3 günde 2'dir. Öyle yapıyor. Hemen 2-3 günde gelip tekrar gevşiyor. O yüzden hani önümüzdeki hafta olur ya böyle bir şey olursa e, şeye dikkat etmek lazım. Bu 4.20 civarına dikkat etmek lazım. 2'dir oradan salıyor. Aynı yerden dönüyor. Özellikle hacimsiz bir gidiş olursa yukarı doğru e, kuvvetlenir. Tekrar dönüş ihtimali kuvvetlenir. Söylenecek başka bir şey yok ee, herhalde bir sürü halk gayrimenkulü büyük ihtimal videosunda yapmam çok benzer hareketler var herkese iyi haftalar dilerim.